Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli yeni bir programla karşınızdayız. Bu programda hadis-i şerifleri kelime kelime işlemeye, irdelemeye çalışacağız. Programımızın ismi bu defa kelime kelime hadis meali olacak ve ilk bölümde niyet ve amelle ilgili hadis-i şerifler paylaşmak istiyoruz ve ilk hadis-i şerifimiz şu şekilde. بسم الله الرحمن الرحيم بشتمز أميلس نيتلره جرود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّمَ الْأَعْمَالُ <بِنِّيَّة> Ki başka <"بِنِّيَّة> diye إنما الاعمال بالنية بالنيات كيشيول وإنما لامرأ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Evet ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulü'nedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir. İlk kelimemiz innema ancak Sadece el a'malu ameller işlenen şeyler bin niyeti veya bin niyati başka dişeflerde bin niyeti niyete göredir. E, buradaki biyi göredir şeklinde anlayacağız. Bu innema ve ancak le imr'in herkese vardır veya bir kimseye vardır. Ma neva niyet ettiği şey vardır. Niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Femen kimin her kim veya kânet ise kâne olduğu idi ise gibi bir mana katacak. Hicratuhu hicreti yani niyetindeki hicreti hicret niyeti ne ise ilallahi Allah'a ise veya Allah için ise buradaki ilahi li manasıyla anlayabiliriz ve rasulihi ve Resulü için ise hicreti Allah ve Resulü için veya Allah'a ve Resulüne ise fe ancak onun hicreti ilallahi Allah'a ve Resulihi ve nedir Yani hicret niyeti gerçekten Allah ve Resulüne ise onun hicret sevabı vardır. Allah ve Resulüne hicret sevabı. Ve men kimin de kânet ise hicretuhu hicreti yani niyetindeki hicreti li dünya bir dünyalık için buha erişeceği e, ev veya bir kadın için veya bir kadın istedi diye hicret ediyorsak veya bir kadına kavuşmak için hicret ediyorsa hangi kadına yeteze evleneceği kadına fe tuhu, artık onun hicreti yani hicretinin sevabı ila ma hicret ettiği şeyedir ileyhi onun için yani kendisi için ne yani neye yönelmişse ne için hicret ediyorsa ona da o niyetine göre karşılık vardır İkinci hadis-i şerif Allahu Teala kalbe ve amele e, Bakar e, bu başlıkta Ebu Hureyre radıyallahu anh e, rivayet ediyor. Kadere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yanzuru ila suvarikum ve emwalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. İnna Allah şüphesiz Allah la yanzuru bakmaz ila suvarikum Suver, suretler demek. Sizin suretlerinize yani kalıbınıza, dış görünüşünüze bakmaz. Ve emvalikum ve mallarınızın çokluğuna, niteliğine, niceliğine bakmaz. Ve lakin ancak yan duru bakar. Nereye? İla kulubikum. Kalplerinizdekine bakar. Kalplerinizdeki inanca, o samimiyete, içtenliğe, ihlasa bakar. Ve e'malikum ve amellerinize, yaptıklarınıza bakar. Burada da yine niyetle amel ilişkisine dair bir hadis-i şerif ki başlığımız şu şekilde. Allah niyete göre kaydeder. An İbni Abbas radıyallahu anhuma yani Allahu Teala hem, hem Abdullah İbni Abbas'tan hem de babası Abbas'tan razı olsun. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yervi an Rabbihi azze ve cel. Rabbi Azze ve celden Celle'den rivayet ettiği hadis yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala'dan naklediği hadise göre İnna şüphesiz Allah ketebe yazdı yazmıştır el hasenati haseneleri iyilikleri ve seyyiati ve seyyieleri kötülükleri thumme sonra beyyene beyan etmiştir açıklamıştır e, neyi zalike bunu yani bu yazdığı şeyleri veya e, nasıl yazdığını açıklamıştır. Yani hangi şekilde? Femen kim hemme hemme e, arzulamak, istemek, niyet etmek aslında. Yani niyette e, arzulamak. Hani Yusuf Suresi'ne geçiyor ya velakat hemmet bihi ve hemme diye. kim bir şeyi arzular e, da neyi bir bir hasenetin bir iyiliği arzularda bir iyiliğe niyet eder de felem yaamelha fakat bunu yapmazsa buradaki fe'yi fakat diye çevirebiliriz. Lem olumsuzluk katıyordu. Yaamelha onu yapmazsa yani niyetindeki e, iyiliği ketebeha Allahu Teala onu yazar. Ketebe yazmıştır, yazar. Ne olarak Allah lehu onun için indehu katında ne olarak yazar? Ee, haseneten bir iyilik olarak ee, nasıl bir iyilik? Kamileten tam bir iyilik olarak yazar. Evet iyiliğe niyet ettiği ama onu yapmadı. Buna rağmen Allahu Teala onu tam bir iyilik olarak yazar. Fe in huve hemme biha fe amilaha ketebaha Allahu lehu indehu 10 hasenatin ila 700 zafin ila izafin kesira. Ama bir kimse iyiliğe e, niyet eder, arzular da sonra onu yaparsa Cenab-ı Hak o iyiliği on mislinden başlayıp 700 misliyle hatta kat kat fazlasıyla yazar. Evet, fe fakat şayet huve hemme biha bir kimse onu ister. Huve o demek hemme neydi ister, arzular, niyet eder, biha ona yani o e, iyiliğe, haseneye e, niyet eder, ister de fe-amilehâ ardından onu yaparsa yani onu işlerse o iyiliği ketebeha Allah onu yazar Allahu ne olarak lehu onun için indehu katında aşra on hasenatin on hasene yazar veya on haseneden ila seb'e mi'e yedi yüze kadar evet yedi yüze kadar dı'fin kat demek yedi yüz katına kadar sevap olarak yazar ila ed'afin hatta كَتْ كَثِيرَةٍ فَظْلَصِيْلَ بير أن يفعل 10 yazar, 700 كَتْ e كَتْ kat kat وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Allahu Teala bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Evet ve men her kimde hemme niyet eder, ister, arzular bir seyyiyetin bir kötülük yapmayı arzular da felem ya'melha ya onu yapmazsa bakın niyet ettiği ama o niyetinden vazgeçti, yapmadı. Buradaki fe artık fakat demek lem neydi olumsuzluk katıyordu. Ya'mel, lem ya'mel yapmadı. Ha onu yani o kötülüğü. Ketebeha onu yazar. Ee, Allah'u Allah lehu onun için o kimseye indahu kendi katında ne olarak? Haseneten yani bir iyilik olarak yazar. Kamileten tam bir iyilik olarak yazar. Evet kötülüğe niyet etti ama vazgeçti. Ee, buna rağmen Allahu Teala işte o vazgeçmesinden dolayı onu tam bir iyilik, tam bir sevap olarak yazar. Fe in şayet huve hemme biha kişi onu ister yani ona niyet ederse hemme <laughs> istemek, arzu etmek, niyet etmek biha ne? O burada ne? Kötülüğe yani. O kötülüğe niyet eder, isterse fe <laughs> amilehe arkasından da onu yaparsa o niyet ettiği kötülüğü işlerse, onunla amel ederse, ketebeha onu yazar, lehu onun için seyyi eten bir günah, bir kötülük, vahideten tek bir demek. Evet sadece tek bir günah olarak, tek bir kötülük olarak yazar. Evet bu hadis-i şerifimiz de niyeti cihad iken yani cihada gitmek niyetindeyken gidemeyen kimseye de o cihadın aynı sevabı vardır başlığıyla bir hadis-i şerif ki bunu da Ebi Abdullah Cabir İbni Abdillah İl-Ensari radıyallahu anhuma naklediyor. Ne diyor? Kale kunna me'an sallallahu aleyhi ve sellem fi gazatin gazetin bir gazvede, bir seferde diyor. Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. O şöyle buyurdu. İnne bil medineti le ricalen ma sirtum mesira ve la kata'tum badiyen illa kanu ma'akum habesehumul maradu ve fi rivayetin illa şerekukum fil ecr. Evet e, hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler var ki siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadi geçtiğinizde onlar da sizinle birlikte gibidir. Ancak onları hastalık alıkoydu. Bir rivayette de sevap kazanmada size ortak olurlar buyurdu. Evet inne şüphesiz bil medineti Medine'de vardır ne? Le ricalen öyle kimseler ki öyle adamlar vardır ki le elbette bir mana yani pekiştirme manası katıyor. Mesirtum yürümediniz. Aslında buradaki ma olumsuzluk katıyor. Ancak sonrasındaki istisna edatıyla olumlu olumlayacağız. Ma'sirtum veya biz bunu yürüdüğünüz şeklinde çevirebiliriz. Sare yesiru yürümek. Yürüdüğünüz mesiran mesiranda yürüme yeri demek. Yani yolda, yol manasıyla yürüdüğünüz yolda ve la qata'tum veya işte geçmediniz ki veya geçtiğiniz katâ hani kat etmek diyoruz ya kat bir yolu kat etmek bir mesafeyi kat etmek e, geçtiğiniz vadiyen vadide illa mutlaka kanu idiler onlar e, idiler e, ne e, me'akum sizinle birlikte e, idiler o şehirde öyle adamlar vardı dedi ya hadis-i şerifin başında. Öyle adamlar var ki siz hangi vadiden, nereden geçerseniz geçin onlar da sizinle birlikteydiler. Habesehum. Onları alıkoydu. Hapsetti yani. Onları tuttu. Ney? El-meradu. Hastalık tuttu. Hastalıkları yüzünden gelemediler. Ve fi rivayetin bir rivayette ise illa mutlaka şerekukum. Size ortak oldular. Neydi? Fil ecir ecirde, sevapta size ortak oldular. Aynı sizin sevabınızı aldılar. Çünkü niyetleri burada olmaktı. Ee, buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sadaka Rasulullah Fima kal ev kema kal diyoruz. Yani söylediği bu şekilde veya ee, bu bu, bu hadis-i şeriflerin Diver e, vers, rivayetlerinde Söylediği gibi doğru söylemiştir Doğru buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ee, inşallah devam edeceğiz bu çalışmaya Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu